Herkese selamun aleykümalar. İnşallah iyisinizdir. Bugün bu yeni girecekler için bir video çekeyim istedim. Çok girmek isteyen var bu işe. Onun hakkında bir video atalım. Zaten siz de biliyorsunuz, canlı yayınlarda da söylüyorum. Yeni girecekler girmesin kurbana kadar. Piyasalar karışık. Şimdi 30 tane bezi danası aldık. Ben de yeni girdim. Sen de yeni girdin. Şu buradaki benim kendi ahırımdaki maliyet tablosu. Bu da yeni girecek için. Yani bu ayda adam bunları aldı koydu ahıra. Şimdi bazıları diyor sen niye o kadar dana besliyorsun da başkalarına girme diyorsun diyor. Ben sınacı 600 TL'ye değil de 150 TL'ye üretmişim. Samanı 200 TL'ye almışım. Mısırı 1250 TL'ye almışım. Arpayı 1250 TL'ye almışım. Besiyemini kendim üretiyorum. Yoncayı ucuz almışım. O konular sonra konuşulacak konular. Şimdi videoyu biraz kısa tutmaya çalışacağım. 200-250 kilo arasında milletin kafasındaki simental hastalığı var. 200-250 kilo arasında 6500-7000 TL arasındaki danları bulduk diyelim. 30 tane danayı. 2 tane bir yerden, 5 tane bir yerden, 10 tane bir yerden biraz ucuz mu ucuz topladık, getirdik. 7000 TL'ye koyduk diyelim. 7000 TL'ye getirdik biz bu danaları. Yeni girecekler için söylüyorum. Şimdi benim normal rasyon tablom şu. Yani sıvaj var, saman var, kaba yem olarak. Sıvaj, saman, yonca. 3 tane kaba yem materyalim var. Karma beşliği yazmadım buraya. Onu bulma imkanınız yok. Sıvacı herkes bulur. Saman herkes bulur. Mısır, arpa, besiyemi, yonca, kepek, iğne, ilaç, veteriner masrafı da dana başı 100 TL yazdım en iyi şartlarda. 600 ton nasıl sen alıyorsun? Yeni girecekler için söyledim. 600 TL'lik şu an ton 600 TL. Sen 600 TL'ye aldın. 800 şu an saman. Mısır 1900, arpa 1700, besiyemi 2100, yonca 1500. Kepen 30 kiloluk torbasından 53 TL. 12 aylık bir besi rasyonu yaptım. Normalde bu tabloda 10 ayda bizim besi danları çıkıyor şu tabloda. Sen acemiliğine verdim. Yeni girmişsindir. 2 ay senin yanılma payın var bu besiden. 12 ayda çıkarttın. Şubat'ın birinde de yani 11 gün sonra mı 12 gün sonra da danları getirdin ahırına koydun diyelim. Getirdik ahıra koyduk. 2,5 ton sınav yiyordu normalde bizim danlar. Söylüyorum. Yaklaşık olarak 900-950 kilo arasında saman, 200-250 kiloluk mısır, saf mısır yani ezme, arpa 900 kiloluk bir arpa yiyor. Besiyemi yine 900-850-900 kilo civarlarında 10 ay boyunca, 12 ay boyunca. Yonca da tonu 1500 TL'den hesapladım. Şurada ton fiyatları, şurada ne kadar verildiğini siz hesaplarsınız sonra. İğne, ilaçta dana başı ortalama 100 TL dedim. Yani her dana hasta olmaz. 30 tane dana normalde 100 TL'den 3000 TL'lik ilaç gitmez. İçinden 3-4 tanesi hasta çıkar. Onlara tedavi yaparsınız. Genel bir itibariyle de hayvan başı 100 TL'lik iğne, ilaç masrafı söyledim. Şimdi buradaki aynı karşı tabloyu işte sen niye dana besliyorsun da millete girme diyorsun dedin. Burada 6500 TL'lik bir masraf çıkıyor. Bugün yani 12 gün sonra girecek adam 12 ay sonra 6500 TL'lik dana başı masrafı var. Benim masrafım ne kadar? Sadece ben bu tabloda anlatmadım. 2 senedir söylüyorum 3500, 3000, 3500 arasında maliyetim var benim. Bu 12 aylık besi olduğu için böyle 3700. Hesapladık 7000 TL'ye sen de danayı aldın, ben de danayı aldım. 6500 TL yem masrafın olmuş. 7000 TL'de dana 13500. Şu an karkas fiyatları 38 yağsız kesim. 355 kilo karkasın üstü sana para kazandıracak. Gir dedim. Girme diyorum ya, kurbana kadar girmeyin diyorum. 355 kilo karkas ortalamayı tutturacaksın danlarda 30 tane dana da. Üstü sana para kazandıracak. Benim maliyetim ne kadar? Senin burada 13500 TL'lik olan maliyet. 3700 TL'ye ben yemleri almışım. Koymuşum zamanında. 7000 TL'ye ben de aynı danayı aldım seninle. Benim maliyetim 10.700 TL. 38 TL karkasa böldüğüm zaman 281 kilo karkasın üstü bana para kazandıracak.
Şimdi geldik biz bu rasyona. Ortalama 40 kilo canlı kazandırdık. Biz bu danaları aylık olarak ortalama 40 kilo canlı ağırlığı kazandırdık. Çok uçmadım. 1,5-1,6'lara çıkmadım. Yeni girdin diye ortalama 1,3 günlük canlı ağırlığı hesapladım. 400 yani 12 ay beslerden 480 kilo canlı kilo aldım. 230 da üstünde vardı. 700 kilo diyelim %60 randımanla 420 kiloluk etini aldın sen. 38 TL'den çarptın, maliyeti de çıkarttın 13.500 TL'yi. 2.500 TL diyelim buraya. 2.500 TL senin kazancın var. Yeni gireceklere söylüyorum. 2.500 TL sen parayı cebine koydun dedik. Benim burada ne kadar kazancım var? 420 kiloluk danayı almışım. Ben de aynı karkas ağırlığı aldım 420 kilo. 3.500 TL'lik bir şey. 10.700 TL'lik bir maliyetim vardı benim. Çıkarttım 5.200 yani 5.300 TL'de ben para kazanıyorum. Şimdi görünmeyen tablolar var. 30 tane danayı sağ salim hepsini hastalığa yakalandırmadan istediğimiz tablodaki gelişimi gösterirsen 2.500 TL para kazancım var. İmkansız zaten bu. Benim için de şu tablo imkansız. 5.300 TL bir dana başı para kazanma imkansız. Yani şu şartlarda söyleyeyim. Şartlar şuradaki şartlara uydurursun. Sıkıntı yok. Sen de uyarsın, ben de uyarım. Şuradaki tabloda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Yaşayacağımız sorun hayvanı sağlık problemleri. Yani tek sıkıntımız o. Bir tane hayvanı enfeksiyona kaptırırız, ciğer hastalığına kaptırırız. 355 kilo karkasın bir tane dananı kaybettiğin zaman bu direkt otomatik olarak 390-400 kilolara çıkacak. Senin şuradaki tablo. 400 kilo karkas 20 kiloyu tutturacaksın arada. 20 çarpı 38 yapacaksın. Dana başı 800 TL para kalıyor. 12 ay boyunca yapar mısın bu mesleği? Yapmazsın. Bir danaya 700 TL, 600 TL için bakmazsın. Aynı şekilde canlı yayınlarda söylemiştim ya bize dana başı 3000, 4000 arası kalıyor. Yani 10 ay, 11 aylık bir periyotta dana başı 3000, 4000 TL arasında bir net parası kalıyor. Ortalama 3.500 söylüyorum ki ne milletin aklı karışmasın diye. 5.260 TL biz bunu bulduk. Ben dedim 3.500 TL kazanıyoruz. İşte her şey bu kağıttaki gibi olsa ilerlemiyorum. 3.500 TL kazanıyoruz dedim. Bunun arasındaki fark ne kadar? 1.750 TL. Yani ben bu şu tabloda 1.750 TL'lik bir açık var. Yani dananın hastalığı olsun, daha değişik farklı giderler olsun. 1.700 TL'lik bir açığımız var. 1.750 TL'lik. Aynı şekilde şurada da 2.470 TL kalıyordu. 1.750 TL'sini çıkarttık. 720 TL. Bu 720 TL de her şey yolunda giderse 720 TL. Tekrar söylüyorum, yeni girecekler girmeyin bu işe. Kurban Bayramı'na kadar bekleyin. Böyle boş boşta yorum yapmayın. Senin o kadar dana var, o kadar danaya bakıyorsun da sen niye yapıyorsun deyin. Maliyet ortada işte. Bizim verdiğimiz emekle yeni girecek verdiği emek bir değildir. Hayvan hastalığı olsun, yiyen konusu olsun, ikimiz aynı tecrübeye sahip değiliz zaten. O adam yeni girmiş, biz bu işin çocukluğundan belli geliyoruz. Gidip de onlarla bizi kıyaslamayın. Söyleyeceklerim bu kadar inşallah. Yeni girecekler de şu anlık beklesinler. Dana fiyatları da çok yüksek, yem fiyatları da yüksek. Yani girmeyin, zarar edersiniz. %90 zarar edersiniz zaten. Yaklaşmayın şu an besi işine. Yani girecekler Ağustos ayında, Haziran ayında girdiler dana fiyatları düşükken. Şu an dana fiyatları da yüksek, yem fiyatları da yüksek. Onun için yaklaşmayın. Öyle boş boşta bazıları var, konuşmasınlar. Yani şu an ben gir desem bile sen şunları alıp girecek misin? Yani az bir şey aklın varsa eğer, yani 3 gram 5 gram aklın varsa zaten şu fiyatlara şey toplayıp da besiye girmezsin. Neyse arkadaşlar, Allah'a emanet, siz görüşürüz. Videoyu da bugün yarın atarım.